Teşekkürler. Çok değerli basın mensupları, bugün birkaç konuyu sizlerle paylaşmak için buluştuk. Önce şunu söyleyeyim. Güya çok önemli bir devlet projesine karşı muhalefet etmekten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan ifade istediler. Çok da iyi yaptılar aslında. Zira bunun, bu projenin bir devlet politikası değil, şahsın politikası olduğunu Türkiye'de bilmeyen kalmadı. Bu projenin ne kanunu var, ne 2019-2020 bütçelerinde izi var, adı var. Bu bir rant projesidir. Erdoğan ve yakın çevresinin daha önce o bölgede aldıkları tarlaların arsaya, kupon arsaya çevrilmesi ve bir manzaraya ihtiyaç olduğu için de Karadeniz'le Marmara arasında bir kanal açmak suretiyle bir lale devri projesi yapmaya yönelik bir uygulamadır. Ancak herkes bilmelidir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız görevini yapacak ve görevini yaparken ne idari ne adli hiçbir soruşturmadan, kovuşturmadan da çekinmeyecektir. Ekrem İmamoğlu'nun görevi İstanbul halkının hak ve menfaatlerini korumaktır. Ekrem İmamoğlu'nun görevi İstanbul'un yeşilini, İstanbul'un doğasını, İstanbul'un su kaynaklarını korumak, temiz tutmak ve geliştirmektir. Bu görevine devam edecek. Bu ifade aslında çok güzel olacak. Bu ifadeyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın mücadele azmi, direnci ve enerjisi de artacaktır. Ancak peşiyle herkesin bilmesini isteriz ki hiçbir idari ve adli soruşturma Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı olmak üzere hiçbir milletvekilini, hiçbir belediye başkanını, hiçbir il başkanını ve ilçe başkanını ürkütemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir soruşturma doğru bildiği yoldan döndüremez. Geri adım attıramaz. Ancak bu ifade istemi İçişleri Bakanlığı'nın, işgüzarlığının, Kanal İstanbul projesinin sakıncalarını ve mahsurlarını İstanbul halkına ve Türkiye'ye daha rahat bir şekilde anlatma fırsatı da verecektir. Ben tekrar İçişleri'nin işgüzar bürokratlarına da bu vesileyle çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, en acil temel sorunlarımızın başında COVID'le mücadele geliyor. Peşinen burada dün açıklanan yeni önlemlerden sonra aklıma şu geldi değerli arkadaşlar. Sağlık Bakanı, bunu üzülerek söylüyorum, kendisinin özel gayretini, kişisel çabasını takdir eden biri olarak da söylüyorum, an itibarıyla iki arada bir derededir. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu ile Cumhurbaşkanı arasına sıkışmıştır. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak, bir siyasi partinin grup başkan vekili olarak, bırakın bütün bunları, 83 milyonda bir olarak şunu soruyorum şimdi. Bilim Kurulu ne önerdi? Bu Bilim Kurulu'nun önerisi ne kadar kabul gördü? Bilim Kurulu'nun kabul görmeyen önerilerini ben 83 milyon adına Bilim Kurulu'na soruyorum. Devlet sırrı olamaz bu. Bilim ne emrediyorsa, yürütme, yasama onu yapmıyorsa, burada 83 milyonun hayatıyla kumar oynamak vardır. Şüphesiz görünen o ki, Bilim Kurulu'nun önerileri budanarak hayata geçirilmeye çalışılmış. Şimdi Bilim Kurulu'nun hükümete yaptığı önerilerin halkla paylaşılmasını istiyoruz. Çünkü bu, çünkü önemli. Niye önemli değerli arkadaşlar? 13 Kasım'da Sayın Bakanımız çıktı, yakında maskeyle vedalaşacağız dedi. Bugün ayın kaç? 18'i mi? Bugün 18'i. 5 gün önce. 13 Kasım'da Milli Eğitim Bakanımız çıktı, bütün kademelerde yüz yüze eğitime
ara tatilden sonra başlıyoruz dedi. 5 günde ne olmuş olabilir de bilim kurulu, daha doğrusu yürütme, bu yeni tedbirleri uyguluyor. Yani ara tatil bitince, yani bu hafta ne olacaktı? Okulların bütün de sınıflarında, kademelerinde yüz yüze eğitim başlayacakken başlamış olanlar da durduruldu. Maskeyle vedalaşacak iken ani yeni yaptırımlar geldi. Sayın Bakan zaman zaman uyarıyor idi. Risk geçmedi, risk büyük, risk büyük. Ama belli ki biraz önce söylediğim gibi bilim kuruluyla Cumhurbaşkanı arasına sıkışmış bir sağlık bakanı görevini doğru yapamaz. Görevini tam yapamaz. Bu bakımdan derhal bilim kurulunun, bu her iki bakanın açıklamalarının da çöktüğü bir noktada hükümete neleri tavsiye ettiğini kamuoyuyla paylaşmak zorunluluğu vardır. Bu 3 şekilde olabilir. Ya Cumhurbaşkanlığı der ki bilim kurulu bunları istedi ama biz bunları yaptık der. Ya Sağlık Bakanı der ki bilim kurulu bunları istedi ama Cumhurbaşkanımız şunları takdir etti der. Ya da bilim kurulundan cesur bir adam çıkar, sizin karşınıza çıkar. Kardeşim biz şunu 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 önerdik, hükümet bunu 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 yaptı der. Biz bunu bilmek zorundayız. En başında söyledik, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bilim kurulunu dinlemesi gerektiğini. En başında söyledik, Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda Sağlık Bakanı'nı dinlemesi gerektiğini. Ama mekanizma ters çalıştı değerli arkadaşlar. Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı'nı dinledi, bilim kurulu Sağlık Bakanı'nı dinledi. Tablonun bu hale gelmesinin, ki böyle bir tablodan siyaset yapmak doğru değildir. Yapmıyoruz, yapmamaya çalışıyoruz. Ama 83 milyona gerçekleri söylemek gibi de bir görevimiz var. Bu bakımdan mesela evvelki haftaydı, burada dedim ki doktorları, sağlık çalışanlarını motive etmelisin. İzin, tayin, nakil taleplerini kabul etmiyorum, emeklilik taleplerini kabul etmiyorum diye onlara genelge dayama. Onlara de ki Allah sizden razı olsun. Sizle gurur duyuyorum. Sağlık çalışanları, yani hizmetliden, destek personelinden profesörüne kadar, teknisyeninden hemşiresine, ambulans şoförüne kadar, Allah razı olsun, sayenizde bunu yeneceğiz dese, diyebilseler, samimi olabilseler ve ek performans ücreti olarak bir ayda bir doktora 34 lira, bir ambulans şoförüne 7 lirayı dalga geçer gibi vermeseler, hakkını verseler, inanın şu anda sağlık çalışanları daha moralli olur. Ve dışarıda görev bekleyen, değişik branş ve alanlarda binlerce sağlık çalışanı hazır, hizmet bekleyen hazır kadro var. İyi eğitim almış, yetişmiş kadro var. Bunları da değerlendirmek nedense akıllarından geçmiyor. Para yok. Sağlık personeli alacağız, para yok. Paranın niye olmadığını birazdan söyleyeceğiz. Değerli arkadaşlar, maalesef üzülerek söylüyoruz ki bilim kurulunun dinlenmemesi, sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verilmemesi, maske, ilaç, aşı, test dağıtımındaki beceriksizlikler, karantina süreçlerinin, izolasyon süreçlerinin doğru yönetilememesi, bugün karşımıza çıkan vahim tabloyu doğurdu. Amacımız üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Tekraren Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan sesleniyorum. Sen bu işleri bilmezsin. Sen bu işleri bilenlere bırak. Yani bilim kuruluna bırak. Yani Sağlık Bakanı'na bırak. İş adamlarıyla toplantı yapıp da bilim kurulunun kararlarını tırpanlama kardeşim. Ne gerekiyorsa o yapılsın. Gerekirse kesintisiz 14 gün bir izolasyon, karantina yapılsın. Ama bu arada büyük Türkiye'de büyük devlet olma özelliğini göstererek kimseyi de aç açık bırakma. Parayı çarçur edeceğine,
bu işlere harca. Avrupa bizi kıskanıyor diyorsun. Avrupa eve koyduğu, karantinaya aldığı insanın iaşesini, ihanesini, parasını, sosyal güvenlik haklarını, ilaçlarını evine teslim ediyor. Sen git evinde öl diyorsun. Dükkanı kapat, lokantalar, iş yerleri kapat. Ne yiyecek bu insanlar? Taş mı yiyecek Sayın Erdoğan? Ne yiyecek? Evet, izolasyon gerekli, karantina gerekli. Ama bununla beraber adil ve sosyal devlet de gerekli. Kimseyi aç açık bırakmayacak. Kimseyi ekmeksiz, sıcak çorbasız bırakmayacak. Kimseyi sosyal güvenlik haklarından mahrum etmeyecek. Kimseyi aşısız, ilaçsız, testsiz, maskesiz bırakmayacak bir devlet arıyoruz. Ama yok. Buna da üzülüyoruz. Tabii bugünlerde dünya COVID aşılarıyla uğraşırken Sayın Cumhurbaşkanı acı reçete uygulamaktan bahsetti. Değerli arkadaşlar, 18 yıldır koalisyonsuz tek başına ülkeyi yöneten ve her gün ekonomiyle ilgili insanlara masallar, pembe tablolar anlatanlar birdenbire bir çark ettiler, bir U dönüşü yaptılar ve acı reçeteden bahsetmeye başladılar. Bu çok vahim bir tablodur. Acı reçeteyi hayata geçireceğiz demenin Türkçe meali şudur: biz size 18 senedir yalan söyledik demektir. Biz size 18 yıl boyunca ekonomik gerçekleri çarpıtarak yansıttık demektir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır, 10-15 yıldır, 16 yıldır söylediği, ekonomiyle ilgili söylediği iddiaların, ortaya attığı tezlerin, tespitlerin ve rakamların doğruluğu önünde şapka çıkarmak demektir. Acı reçete için Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem var. Önce, bu millet çok fedakarlık çekti. Çok bedel ödedi. Devletime, ülkeme halel gelmesin diye türlü fedakarlıkları üstlenmiş bir millet var. Çok şükür. Ama Erdoğan, hani bir tabir var, bir atasözü var: İğneyi kendine batır, çuvaldızı başkasına. Sen önce eğer orta yere bir acı reçete koyacaksan, yani zam, kıyım, efendim bir takım konularda kazanılmış haklardan geriye düşme, geri alma onları, faiz, buraya yöneleceksen önce iğneyi kendine batıracaksın. Bunu şunun için söylüyorum. Maalesef, üzülerek, kul varlıkla beraber yoklukla sınanır diyen daha çok taze Erdoğan'a varlıkla sınama konusunda iyi sınav vermediğini de hatırlatmak lazım. KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'na, kuruluş yıl dönümüne 7 uçakla ve bir orduyla gitmek varlıkta iyi sınanmamaktır. Bunun tam adı israftır ve bu hem haramdır hem günahtır. Türkiye dünyanın en pahalı cumhurbaşkanını kullanan bir ülke. Dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir cumhurbaşkanının maliyeti Türkiye'ye kadar ağır değil. Eğer acı reçete hevesin varsa, o reçeteden önce şunları yap: biz bu reçeteyi, bu acı ilacı içeceğiz kardeşim. Şuradan başlayalım. İğneyi kendine batırarak başla. Sarayın masraflarını %50 kıs. Kıs. Mesela Kıbrıs'a 7 uçakla gitmek çok şık olmadı. Beştepe'den meclis 6 kilometre. Beştepe'den meclise çarşamba konuşmalarını yapmaya gelirken üstte 2 helikopter, altta 50 araç, 300 korumayla gelme. Bak, bu da tasarruf. Hem de iyi bir tasarruf. 4 saat meclisin tepesinde helikopter uçurmanın maliyeti senin vatandaşın hakkından, rızkından alacağından daha pahalı. Mesela daha önce söyledik. Değerli arkadaşlar, 13 özel uçağın 12'sini satsan
6 milyar 700 milyon TL tasarruf edeceğiz. Yazlık ve kışlık sarayları satsan 12 milyar 170 milyon TL tasarruf edeceğiz. Yandaşın vergi borcunu uzlaşma adı altında silmekten vazgeçsen 3 milyar liralık her yıl tasarrufumuz olacak. Ensar, Türgev, Türken, TÜGVA vakıflarına aktardığım paraları bilmediğim için buraya yazmadım. Ama eminim en az yılda 3 milyar tasarruf edeceğiz. Manadası ve diğer vergi cennetlerinde kaçırılan vergileri hazineye irat kaydet dedik. Tabii ne kadar kaçırdılar bilmiyoruz. Şuraya da en az bir 10 milyar koyabilirsiniz. Kamu özel işbirliği projeleri üzerindeki garanti kapsamında yapılan ödemeleri durdursan 110 milyar lira 3 yıl içinde kar edeceğiz. Sadece bu yıl 31 milyar tasarruf etmiş olacağız. Bitmedi, söyleyelim. Saray pahalı kardeşim. Sarayın bir günlük devlete, millete maliyetini söyleyeyim mi size, 2020'deki maliyetini. 11 milyon lira. Bir günlük masrafı sarayın 11 milyon lira. Eski parayla ne yapıyor? Trilyon mu yapıyor? Trilyon yapıyor. Bir günlük maliyeti. Vallahi de billahi yalan söylemiyorum. Tablo bu. Bütçesi 2021 için 4 milyar 39 milyon. Bunu bölün 365 güne. Her gün 11 milyar milyon. %50 kıssan ne yapıyor? Her gün 5 milyon tasarruf ediyorsun. O zaman milletin sırtına vurmaktan vazgeçeceksin. Kanal İstanbul çılgınlığının bu ülkeye kamusu özeli 115 milyar 500 milyon maliyeti var. Bunu zaten yapamayacaksın ama gel peşinden vazgeç, gereksiz paraları oralara dökme şimdiden. 18 yılda yapılan özelleştirmelerden devlete adam çakmış parayı, yani ödememiş. Özelleştirmeden devletin malını almış, ödememiş. Alsan bugünkü kurla 23 milyar lira yapar. Git bunları topla. Alacağın var, alamıyorsun. Milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikiyorsun. Ayıp. Ve batık şirketleri kurtarmaktan vazgeç kardeşim. Simit Sarayı'nı kurtararak, İstanbul Finans Merkezi'ni kurtararak sadece 2 milyar 300 milyon lirasını devletin iç etti. Bunları geri al. Ve Türkiye Varlık Fonu'nu derhal kapat. Tasarruf istiyorsan en büyük tasarruf Türkiye Varlık Fonu'nu derhal kapatmaktır. Ve saray pahalı da devlet ucuz mu? Şu Ankara'da gördüğünüz yüksek binaların yarısı devlet tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına kiralanmış ve milyarlarca lira ödüyoruz. Kamu binalarına rezidanslardan devleti çeksen, devletin eski o güzel binalarına, Ulus'ta var, her yerde var, Kızılay'da var, bakanlıklarda var. Devleti rezidanslardan çıkarsan 1 milyar 500 bin lira da buradan tasarruf sağlıyoruz. Benim size sunduğum rakamla bunlar yapılırsa 84 milyar 890 milyon lira 2021'de tasarrufumuz olacak. Ve millete yeni yükler, yeni vergiler, yeni zamlar yüklemek zorunda kalmayacaksın. Sen tasarruf et, 83 milyon rahat etsin. Rakamı tekrar söylüyorum. 84 milyar 890 milyon lira tasarruf edersen acı reçeteye gerek kalmaz. Ama geldiğimiz noktada değerli arkadaşlar, tablo şudur. Titanik buzdağına çarptı. Damat gemiden atladı. Erdoğan dümen kırıyor. Fakat o buzdağındaki sıkışmadan dümen kırarak çıkamazsın. Hukuk reformu yapacağım diyerek de çıkamazsın. Ekonomideki çöküşe demokrasi makyajı yetmez. Kaldı ki sen demokrasiyi sevmezsin. Demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu reddeden, en temel insan hakları ve özgürlüklerini kullanmak isteyenleri kriminalize eden, terörize eden bir devlet başkanı olarak demokrasiyle de aran iyi değil. Bu yüzden millete de
demokrasi, insan hakları ve hukuk makyajı satmaya kalkmayın. Bugünlerde korkarım Adalet Bakanı ayrılacak AK Parti'den. İroni yapıyorum. Şöyle laf etmiş. Çok güzel bir laf etmiş. Onun için söylüyorum. Oradan çok güzel sözlere alışkın değiliz. Zarar gören, yani suçtan zarar gören kişiyi yargısal mekanizma içinde kendi derdiyle baş başa bırakmak hukuk devletinde mümkün değil. Ne güzel. Ne güzel, ağzına sağlık. Atana rahmet. Adalet Bakanı, sen şimdi bu cümleyi sarf ettikten sonra şunu yapmış olan biri olmalıydın. Örneğin Enis Berberoğlu'nu arayıp bu kabul edilemez demeliydin. Tekrar okuyayım. Suçtan zarar gören kişiyi yargısal mekanizma içinde kendi derdiyle baş başa bırakmak hukuk devletinde mümkün değildir. Hukuk devleti var mı? Yok. Şimdi devlet kabuk değiştiriyor. Devlet şekil değiştirmeye başladı. Siyasetin yeni dahilleri, yeni paydaşları çıkmaya başladı. Adalet Bakanı'nın bu altına imza atacağım sözün gereği olarak bir somut adım atacaksa HSK ile derhal Enis Berberoğlu meselesini görüşüp anayasa suçu işleyen 14 müydü? 14 Ağır Ceza Mahkemesi yargıçlarıyla ilgili işlem başlatması lazım. O zaman insanı kendi derdiyle baş başa bırakmamış olursun. Tekrar söylemem gerekirse ekonomideki çöküş demokrasi makyajıyla kurtarılamaz. Tasarrufla kurtarılır. Tasarrufun başlayacağı yer de devlettir, saraydır. Bunun altını özenle çizmek istedim. Covid'le mücadelede aziz milletimizin sabrına, dikkatine her geçen günden daha çok bugün ihtiyacımız var. Evet, millet yoruldu. Sağlık çalışanları yoruldu. Ama önümüzdeki 3-5 hafta sanıyorum Covid'le mücadelede milletçe fedakarlık yapma noktasında biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak izolasyon, karantina kuralları, maske, mesafe kuralları dahil aziz milletimize bu fedakarlığı, bu duyarlılığı içinde peşinen teşekkür etmek istiyorum. Tekrar tekrar altını çiziyorum değerli arkadaşlar. Bilim kurulu ne istedi, hükümet ne yaptı? Bunun da hükümetçe ve bilim kurulunca ya da sağlık bakanınca samimi bir şekilde açıklanması lazım. Yoksa demin söylediğim gibi 5 gün önce bütün okulları açacağız dersiniz. 5 gün sonra bütün okulları temelli kapatırsınız. 5 gün önce maskeden kurtulacağız dersiniz. 5 gün sonra 2 maske takın demeye başlarsınız. Bu çelişkinin ortadan kalkmasının yolu bilim kurulu sonuç bildirgelerinin kamuoyuyla açıkça paylaşılmasıdır. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yine uzun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk genel başkanı hakkında idam fermanı çıkarılmıştı. Son genel başkanına kurşun da atılmıştı. Böyle yeraltı suç şebekesinin liderliğini yapan mafya uzantılarının tehditlerine Cumhuriyet Halk Partisi pabuç bırakmaz. Bir, ama bu sorunun muhatabının o mektupta övgüler düzülen Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli olması gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit eden mektupta Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli göklere çıkarılmış. Bu konuda kendileri ne düşünür, ne yapar ben onu bilmem. Ama akla gelen de şu olur. Cumhur İttifakı'nın yeni bir sözcüsü var. Cumhur İttifakı'nın yeni sözcüsü devletin hukukun dışına çıkmasından kaynaklı olarak karanlık güçler de artık siyasette rol ve görev üstleniyor demektir. Bu demokrasimiz adına utanç verici bir tablodur. İbret verici bir tablodur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı tehdit etmek Türkiye'de milyonları tehdit etmek demektir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanları tehdide pabuç bırakmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesi de bu tür tehditleri ciddiye almaz.
elbette hukuk zemininde gereken yapılacaktır. Ama gelinen tablo Türk siyasetinde bir ilktir. Bu tablo Türkiye'de Susurluk tablosundan daha ağır, daha vahim bir tablodur. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Ama tekrar altını çiziyorum. Bunlar bize vız gelir, tırıs gider. Evet. Bu kadar halde çok güzel. Turan Bey, sizin zamanınızı çaldık mı efendim? Başarılar dileriz. Peki, sağ olun efendim. Kolay gelsin. Ağzınıza sağlık.